Çocuklardaki morlukların lokasyonu, yerleşimi çok önemlidir. Özellikle hareketli erkek çocuklarda diz altı morlukları çok sık görüyoruz. Yine oyun çağındaki kız çocuklarında da diz altında morlukların görülmesi olağan bir bulgudur. Fakat bunun dışında bacakların üst kısmında, kolların üst kısmında, gövdede ve sırtta, yani travma beklenmeyen yerlerde morlukların olması bizim için uyarıcı olmalıdır. Bu tip morluklar olduğu zaman ayrıca darbe şiddetiyle, travma şiddetiyle orantısız şekilde kendiliğinden bir kanama ya da morluk olduğu aile tarafından ya da çocuk tarafından belirtiliyorsa hematolojik bir hastalık mutlaka araştırılmalıdır. Hematolojik hastalık araştırılırken tam kan sayımı gene birinci sırada istediğimiz testtir. Tam kan sayımı parametreleri içerisinde hemoglobin, al yuvar sayısı, ak yuvar sayısı yani lökosit sayısı ve trombosit adı verilen kan pulcuklarının sayısını mutlaka kontrol etmeliyiz. Trombosit diğer adıyla kan pulcukları bizim pıhtılaşmada rol alan hücrelerimizdir. Bu hücreler sayıca az olduğu zaman kanamaya bir eğilim söz konusudur. Dolayısıyla trombosit sayısının hani normal aralıkta 150 bin ila 450 bin arasında olması çok önemli ve değerlidir. 50 bine kadar, hani 50 bine kadar da çok ciddi bir morarma beklemiyoruz, görmüyoruz ama 50 binin altına düştüğü zaman trombosit sayısı, hele de 20 binin altına düştüğü zaman spontan, yani kendi kendine morluklar olabilir vücudun beklenmeyen bölgelerinde. Yani diz altı bacakların dışında, gövdede, sırtta, bacakların üst kısmında, kolların üst kısmında morluklar görebiliyoruz. Bu noktada periferik yayma da çok önemlidir. Periferik yayma, bir damla kanın lam adı verilen cama damlatılıp Wright veya Gimza gibi özel boyalarla boyanması ve mikroskopta incelenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir testtir. Periferik yayma incelemesiyle biz trombosit sayısının gerçekten düşük mü veya kaç civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz. Mesela her mikroskopik inceleme alanında en az 10 tane trombositin küme yapmış olduğunu görürsek trombositleri bol kümeli ve yeterli olarak ifade ederiz. Ancak her alanda 1-2 tane trombosit varsa trombosit sayısı düşük demektir.